Daha önceki videolarımda da özellikle üzerine basarak değindiğim postür sağlığına bugün değineceğiz. Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce spora ilk başladığımda yaptığım bilinçsiz egzersizlerin ve kulaktan dolma egzersizlerin 10-15 yıl sonra fark ettiğim verdiği zararlarını sizlere anlatacağım. Daha önceki videolarda da sürekli bahsettiğim gibi eğer ki postürümüz ders çalışırken dahi veya da işte telefonla çok oynarken dahi ya da işte uygun olmayan bir pozisyonda televizyon sürekli izlerken dahi bozulabiliyorsa egzersiz sırasında da çok rahat zarar görebiliyor. Bundan dediğim gibi spora ilk başladığım yıllarda 10-15 yıl öncesinde yaptığım çok ağır kilolu işte squatlar olsun, omuz presler olsun, deadliftler olsun. 10-15 yıl sonra bel ve boyun fıtığı olarak Tekrar geri dönüşünü yaşamış bulunmaktayım. Daha önce işte bir bel ağrısı çekmiştim. Bunu fizyoterapistimle e, tedavi ettik. E, en sonunda bir boyun ağrısı çekmiştim. Yine fizyoterapistimle bununla ilgili bir e, vlog da hazırlamıştık sizlere. Çektiğim boyun ağrısından sonra dedim ki bir tane MR çektireyim. Boynumda ne var ne yok. E, çektirdiğim MR sonucunda 3 tane fıtığım olduğunu öğrendim. Daha sonra fizyoterapistimin ve spor hekimimin kontrolünde bazı egzersizler öğrendim. Boyun fıtığı egzersizleri ve bunlar bana çok fayda verdi. İşte bugünkü videomuzda boyun fıtığı egzersizlerini ve boynunuzu güçlendirecek egzersizleri sizlere anlatacağım. İlk egzersizimizde düz bir duvara elimizi düz koyduk. Daha sonra 360 derece çevirdik. Görmeniz için şöyle gösteriyorum düz tuttuk. Şu şekilde kolduğumuz elin zıt tarafına boynumuzu çevirip 3-5 saniye bekleyip bırakıyoruz. Bıraktığımızda dirseğimizi bükeceğiz. Sonra tekrar dirseğimiz düz, tekrar zıt tarafa iyice çevirdik. 3-5 saniye bekleyip bıraktık. Bunu sol elimizle 10 defa yaptıktan sonra bu sefer diğer elimizle yine 360 derece çevirip stretching esneme egzersizimizi yapıp 10 tekrarlı bir set halinde yapıyoruz. Bu egzersizde çevirdiğimiz zaman şuradaki SKM kasımız yani boynun yanındaki kasımız bayağı esniyor. İkinci egzersizimiz ise yine bir germe egzersizi. Elimizi dirseğimizi düz tuttuk. Şu şekilde çevirdik. Şu serçe parmak iyice geriye giderek geriye doğru gidiyor. Kafamızı da yine tersine çeviriyoruz. Geldik bıraktık. 3-5 saniyelik gerdirmelerle SKM'yi esnetiyoruz. Şöyle 3-5 saniyelik gerdirmeleri 10 tekrar yaptıktan sonra diğer elimize aynı şekilde geriye dirsek düz gerip diğer tarafı 3-5 saniyelik gerdirmelerle 10 tekrar yapıyoruz. Daha sonraki egzersizimizde ellerimizi gözlük pozisyonu alıp iyice geriye ters gözlük yapacağız ve tek elle yapacağız. Düz tuttum. Tek elle yaptım ve bu elimi iyice geriye yapıp kafayı öbür tarafa doğru esnetiyorum. 3-5 saniyelik esnemeler yapıp bırakıyoruz. Tekrar 3-5 saniyelik esneme bıraktık. 10 tekrar yaptıktan sonra diğer elimizi çevirdik. Diğer tarafa doğru iyice esnetiyoruz. Çevirdik. İyice esnetiyoruz. Şimdi trapez kasımızı esneteceğiz. Bir elimizi şu şekilde arkadan yakalayıp elimizle kendimize çekip zıt tarafa iyice esnetiyoruz. Bakın tersten de göstereceğim Şöyle tuttum, çektiğim tarafa iyice esnetiyorum. Bunu da böyle 3-5 saniyelik beklemelerle 10 tekrar yaptıktan sonra diğer elimizle yine iyice kendimize doğru çekeceğiz. Tuttuk, kendimize doğru çekip İyice esnetiyoruz, çektik, iyice esnettik. Yine bunu da 3-5 tekrar yaptıktan sonra aynı egzersizde tuttuk, yana eğirdik ve gözümüzle hafif tavana bakıyoruz tam SKM'yi esnetmek için bıraktık. Tekrar çektik, kafayı yaptık, 3-5 saniye yaptıktan sonra bıraktık. Tekrar çektik. 3-5 saniye çektikten sonra bıraktık. Tavana bakıyoruz. Diğer elle yine 10 defa çektik. Tavana bakıyoruz eğdikten sonra. Kafayı eğdik, tavana baktık. Onar tekrar bu egzersizimizi de yaptıktan sonra yine trapezleri esnetmek için tepeden öne ve çapraza doğru yani sağ çapraza esnetiyorum. İyice buradaki trapezim ve sekamem esniyor. 10 saniyelik esnetmelerle onar tekrar yapacaksınız. Daha sonra diğer elle onar tekrar 10 on saniyelik onar tekrarlık esnemeler yapacağız. Daha sonra kafamızı sağa doğru yarım tekrarlarla her bir esnemede daha da fazla esneyecek. Sonra diğer tarafa iyice. Sonra yanlara yine 10-15 tekrar. Sonra diğer tarafa 10-15 tekrar yaptıktan sonra üst elimle çenemi, alt elimle göğsümü şu şekilde bakın göstereceğim yandan da birini yukarı iterken birini aşağı itiyorum. Ama kafa çok geriye gitmeden yukarı doğru yani kaldırıyorum onun 5 tekrar. Bunu da yapacaksınız. Daha sonra omuz mobilizasyonu yapacağız. Omuzları iyice indirip kaldırıp banana egzersizi yapacağız. 10 tekrar. Daha sonra öne doğru tam daire 10 tekrar ve geriye doğru tam daire 10 tekrar yapacağız akabinde çift kol öne doğru kulaç atacağız 10 tekrar ve hemen 10-15 tekrar arkaya doğru kulaç atacağız ve omuzlarımızı şu şekilde esneteceğiz. Diğer tarafa da yine 10-15 tekrarlık dinamik esnemelerle yine yukarı doğru skapulanın üzerindeki kasları da hedef alıyoruz burada. Esneteceğiz. Şimdi esneme ve mobilizasyon egzersizlerimizi bitirdikten sonra kuvvetlendirme egzersizlerimizi yapacağız. O da şöyle tuttuk aşağıda dışa doğru iki elimizi yitip 3 saniye yapıp bırakacağız. Yittik 3 saniye yaptık bıraktık. Yittik 3 saniye yaptık bıraktık. Bu sefer göğüs aslında yittik. 3 saniye yaptık, bıraktık. Çektik 3 saniye, bıraktık. 10 tekrar yaptıktan sonra da burun hizasında çektik. 3 saniye bıraktık. Çektik 3 saniye. Bıraktık. Her birinden 10'ar tekrar yaptıktan sonra bu sefer de içe bastırma. Az önce çekmiştik. Şimdi içe bastırma çift tuttuk. Karın hizamızda 3 saniye bastır, bırak. 3 saniye bastır, bırak. Yaptıktan sonra göğüs hizamızda bastır, bırak. 3 saniye bastır, bırak. 10 tekrar yaptıktan sonra kafa, burun hizamızda bastır, bırak. Bastır. Bırak. Evet, işte boyun fıtığında yaptığımız stretching ve mobilizasyon ve kuvvetlendirme egzersizlerimiz bunlar. Bunlar her gün sabah veya da akşam veya da gün herhangi bir saatinde bol bol yapmanızı öneriyorum. Dediğim gibi egzersiz yaparken postür sağlığınıza çok dikkat edin. Doğru egzersizler tercih edin. İşte ağır kilo, omuz preslerden sakının. Enseye çekişlerden sakının. Bek squatlardan sakının. Bunlar postürünüze zarar veren egzersizler. Egonuzu değil kaslarınızı hissederek yapın. Benim size tavsiyem bu şekilde. Eğer boyun fıtığıysanız bu egzersizleri mutlaka yapın. Faydasını göreceksiniz. Videomu ve kanalımı faydalı bulduysanız kanalıma abone olun. Videomu beğenin, paylaşın ve videonun altına sorularınızı yazmayı unutmayın. Hepsini teker teker cevaplayacağım. Bu haftanın da videosu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.